Merhaba arkadaşlar. Bayağıdır yoktum. Nedeni ise telefonum kayboldu. Hep şu telefonum yüzünden video çekemiyorum. Bir kere ekranı kırıldı, bir kere kayboldu falan. Şu an başka bir telefondan çekiyorum. Yeni canlılar falan katıldı. Onları göstereceğim. Bakın bu bir tane şey. Şöyle göstereyim. Büyük bir kurt örümceği. Video kalitesi daha kötü olabilir. Çünkü eski telefonun kamerasından daha kötü bu kamera. Şöyle. Parmağımın iki boğuma kadar büyüklükte bir şey. Bayağı büyük bir canlı. Adult boy olabilir. İki tane var bende bundan. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şurada var. Onu da göstereyim size. Ya da sonra gösteririm. İlk önce bunu beslemeyi deneyeceğim arkadaşlar. İki tane bunun kurdumuz var. Bir tane şu. Bir tane de bu. Bunlar daha mikro boyun bir üst boyu. Evet, yakalayabilirsem yakaladım. Bakın. Önüne atacağım. Oh. Kaptı gördüğünüz gibi. Şimdi kamerayı çıkartayım. Şöyle. Çekim yapalım. Netliği varsa evet. Evet, görüyorsunuz şu an iyi. Biraz buğulu olabilir çünkü plastikten çekiyorum şu an. Dün yememişti, strese girdi biraz. Abdomen de küçük şu an. Ondan dolayı beslemek istedim. Gördüğünüz gibi iki dişin arasına aldı. Burada da bir tane dişimiz var. Bunu maalesef yakalarken korkudan mıdır nedir bacağına bıraktı. Hiç anlamadığım bir şekilde çekirge gibi. Çekirgelerin biliyorsunuz korktuğunda bacağı bırakma huyu vardır veya bacağından tuttuğunda. Kertenkeleler gibi. Bu örümcek de bacağını bıraktı. Çok şaşırdım. Şimdi biliyorsunuz örümcekler kabuk attığında bacağı yeniden çıkıyor. Küçük olsa da yeniden bir bacak çıkıyor. Kendimi sorumlu tutuyorum. Çünkü üzüldüm hayvana bacağı koptuğu için. Şimdi onu kabuk attırmaya çalışıyorum. Boostlayacağım. Bakın nasıl yediğini görüyorsunuz. Bayağı bir güzel yiyor. Siz orada onu izleyin. Ben de biraz sohbet edeyim sizle. Öyle. 2 aydır karınca kolonimiz bayağı yumurtladı. Pupalar çıktı. Hatta 2 kolonide bir tane işçi oldu. Daha 2 gün, bir gün önce falan çıktılar. Un kurdu verdim. Şekerli su vereceğim bugün de inşallah onlara. Videolar gelecek. Yaz tatili geldi zaten. Okul mukul yok. Meşgul edecek bir şey yok bize. Öyle. Bir tane şu küçükken aldığım çöp çitesi oyuncaklarından bir tane mağara gibi bir şey yaptım. Bir tane büyük çıyan yakaladım arkadaşlar. Onun videosunu en kısa zamanda atacağım. Çok büyük bir çıyan. 17 santim falan. Adult boyda. Bayağı büyük. Şu elimden neredeyse daha büyük. Siz izleyin biraz daha bunu. Bakın görüyorsunuz çok güzel geliyor. Bu arada öbür şeyimizi de besleyelim. Bunu kenara alalım şimdilik. Kameramızı alalım şöyle. Bunu kenara alalım. Evet. Öbür şeyimiz bu. Ben bunu karantina... Allah açamıyorum. Bekleyin. Ben bu örümceği karantina alanı gibi bir yer yaptım. Böyle peçeteyle ıslatarak. Peçetenin herhangi bir zararı yok. Ama çıkacak diye korkuyorum buradan.
Çünkü çok yüksek bir yer değil. Peçeteleri oldukça aşağı indirmeye çalıştım. Bakın burada dün attığım un kurdunun kafası var. Hayvan çok güzel fakat şöyle göstereyim. Bir tarafında 3 bacak var, bir tarafında 4 görüyorsunuz. Şöyle daha iyi olur. Bakın. Sağ tarafta 3, sol tarafta 4 bacağı var. Şimdi bununla beslemeye çalışacağız. Şimdi ilk önce bir tane un kurdunu atalım. Önüne. Şuradan parmağım gözüküyor olabilir. Allah alamadım ben. Evet attık önünü. Şu an görmedi. Evet. Evet gördü şu an ama tepki vermedi. Görüyor ama korktuğu için pek yaklaşmak istemiyor hayvanı. Evet, almaya çalışıyorum şu an. Allah. İyice fail oldu. Tripodu bozdum. Ondan dolayı elle çekmek zorundayım. Şurayı kenara geçersen. Hı. Çok iyi olur. Ve kurt önüne düşse yemeyecek bu galiba ya.